Merhaba sevgili Sektörler Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi kültürel zenginliği, aynı zamanda halılarıyla ünlü Kayseri'nin ilçesi Bünyan'dan sesleniyoruz. Ve Bünvet Veteriner Kliniğindeyiz ve yanımızda kliniğin sahibi Sayın Veteriner Hekim Mustafa Ortadağ var. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Öncelikle Mustafa Ortadağ'ı tanımak istiyoruz. İzleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz? 1-2-1966 Bünyan doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Bünyan'da tamamladım. 83 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne girdim. 88 mezunuyum. 10 yıl kadar okuldan sonra 10 yıl kadar Kayseri'de özel sektörde çalıştım. 97 yılı itibariyle kliniğimi açtım. Şu anda hani burada vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz. Mustafa Bey, hizmetleriniz nelerdir? Cerrahi müdahalelerde bulunuyor musunuz? Cerrahi müdahale yani uygun şartlar oluşmadığı için hani bireysel hayvancılık üzerine çalıştığımız için köylerde cerrahi müdahale bulunmuyoruz. Yalnız doğum böyle ufak tefek operasyonları yapıyoruz. Çünkü hijyenik ortam mevcut değil. Hani bireysel hayvancılık değil mi? Böyle toplu hayvancılık üzerine çalışmıyoruz. Biz mesela köyden vatandaş telefon açıyor. Hani doğumdu, hayvan hastaydı, suni tohumlamaydı. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cerrahi müdahale, yani ortamdan dolayı, hijyenik ortam sağlanmadığı için yapamıyoruz yani, öyle diyeyim yani. Peki aşılama yapıyoruz musunuz? Suni tohumlama ve diğer aşılamalar yapıyoruz yani. Peki aşılama ne kadar önemlidir? Suni tohumlama ırk ıslahı için çok önemlidir yani, kültür ırkı dediğimiz. Çünkü hani yerli hayvanlarımız verim bakımından, et ve süt bakımından istediğimiz randımanı vermediği için yani kültür ırkından ırkı ıslah ediyoruz. Yani kaliteli ırka çevirmeye çalışıyoruz. Çok iyidir yani. Bazı hastalıklarda da hani önlenmesi açısından da suni tohumlama çok iyidir yani. Aynı zamanda vitamin ve ilaçlar da satıyorsunuz burada. Hani şimdi ruhsat yenilendiği için yani böyle 2013 yılında Avrupa standartlarına uygun yani kliniklerden şey olduğu için ilaç alım satım ruhsatı elimizde mevcuttu. Yani vitamindi, mineraldi, antibiyotikleri de kullanıyoruz yani. Çok güzel. Peki hedefleriniz nelerdir bu sektörde? Neler yapmak istiyorsunuz? 17-18 senedir özel çalışıyorum ve pek de bir hedefimiz yok. Yalnız gittikçe bireysel hayvancılık azaldığı için hani kültür ırkı toplu hani mesela 100-200 büyük işletmeler açıldığı için hani bireysel hayvancılık gitçe düşüyor. Hani bizim de sonuç ne olacağı belli değil yani. Besleyicileri sonuçta rehberlik ediyorsunuz. Evet evet yani vatandaşta telefonla yani gelip konuşuyoruz, gidiyoruz. Yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bireysel hayvancılık. Yani köylerde tek tük hayvanlar var. Hani onlara tedavi, tohumlama böyle şeylerle ilgileniyoruz. Şimdi günümüzde toplu büyük işletmeler kuruluyor. Hani o hayvan sayısı da gittikçe azalıyor. Sonuç ne olur bilmiyorum yani. Öyle diyeyim. Nasıl kullanmaları gerektiği hakkında bilgi veriyorsunuz. Tabii tabii. Şimdi yani mesela ilaçlarda kalıntılar mevcut. Hani mesela hani ette, sütte kalıntılar mevcut. Biz de vatandaşa şu şöyle diyoruz ama hani ne kadar uyuluyor, ne kadar uyulmuyor onu da bilmiyor yani. Bayağı kalıntı var yani ilaçlardan dolayı. Evet. Ama sonuçta siz de bu konuda insanları değil mi? Elimizden geldiği kadar. Bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yani vatandaş bize yardımcı oluyor. Biz vatandaşa yardımcı oluyoruz. Hani emekli olana kadar gideceğiz. Öyle değil. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bizi konuk ettiğiniz için sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefer geldiniz. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere bugün Kayseri'nin Bünyan ilçesinden Bünvet Veteriner Kliniğinden seslendik. Ve veteriner Mustafa Ortadağ'dan sizler için bilgiler aldık. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.